Sonunda be. Alo, neredesin lan Tayfun? Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Dalyan abi, sen misin abi? Abi yemin ederim arayacaktım ya. Ama bir türlü fırsatım olmadı biliyor musun? Arıyoruz arıyoruz açmıyorsun. Haber gönderiyoruz geri dönüş yapmıyorsun. Baktık sana ulaşamıyoruz. Biz de en yakın arkadaşın gevşek Abi gerçekten arayacaktım seni ya. Bilmiyorsun bak başıma neler geldi. ayıbın oldu. Ulan ben çok gevşek gördüm de senin gibisini görmedim. Abi bak bir dinle. Beni bir dinle. Bak gerçekten açıklayabilirim. Abi ne lan? Abi ne? Abi demeyi mi ezberliyorsun? Lan yavşak kaçan haberimiz yokmuş. Şimdi sana bir saat veriyorum. Buraya geldin geldin. Yoksa Tayfun ne başlar? Tüm silahını oradan kaldırır. Alo. Alo abi. Hastır ya. Geçsence. Gözümüz yollarda kaldı. Abi bana bir hafta ver. Dayımın köyde arsası var. Satıp parayı getireceğim. Söz. Senin de sütahane de onu para umurunda değil lan. Bana yanlış yaptın. Bana. Abi ne istiyorsan yapacağım. Tayfun'u bırakın. Onun bir alakası yok. Aç lan şunu bana. Suyu ekmek yatan adam ne olur ben? Ne işim olur psikopatlarla lan benim? Ben ne işim? Kardeşim merak etme, bu işi halledip kurtaracağım seni. Senin tanıdığın yine yani lanet olsun lan. Gerçekten. Ulan anlıyorum. Herkesin başına belası ya. Senin kafana sıkmam lazım oldu. Lanet senin işin. Şimdi yerini mevzuya. Önünde iki seçenek var. Birincisi... Abi. İkincisi birincisine çok yakın. Ama güzel yaşama ihtimalin var. Şöyle görmüş olman şey için alanlarının yarısını kaybettim. Bu kadar kayıver abi. Hala elimde hiçbir şey yok. Bunu açabilmemiz için 5 tane şifre gerekiyor. Ama bu da bizde yok. Abi aslında deneye deneye bulabiliriz ya. Sıkmayın canınızı. Verin ben hallederim ya. Olmadı testereyle falan keseriz. Geçmesin lan. Estağfurullah abi. Bir akıllı sen misin okuyayım? Buna kriptex deniyor. Eğer şifre yanlış girersen içindeki bütün her şey siliniyor. Vay anasını, helal olsun adamlar güzel alet yapmış. Bu arada abi içindeki bilgi tam olarak neyle ilgili? Boş yapma lan. Bu seni ilgilendirmez. Şimdi seni ilgilendirmez kısma gelelim. Griptex 5 adet bir şifreden oluşuyor. İllegal alemin baronlarından her biri bir rakamına sahip. Diyeceksin 5 baronla her şifreyi teker teker alacaksın. Abi canını yiyeyim. Ben kim, baronlar kim? Bırak peşini. Birinin kapısına gitsem anında öldürürler beni. Şimdi kafalarını sıkayım. Ya da bu şifreyi burada getireceksin. Hangisini seçiyorsun? Geçsence. Abi hadi diyelim bir şekilde şifreyi öğrendim. Peki bu sayın sırasını nasıl öğreneceğim? Şimdi bu 5 rakamın 4 tanesi Kartal Necmi Psiko Karımsal Hicret Bedo Sonra
son rakam ve sıralamayı bilen babam ise tüm babamların lideri keser. 5 günüm var. Abi en azından Tayfun'u bırakın, onun hiçbir suçu yok. Sebebimiz olmadığı için bu hataların bedelini birisi ödemesi gerekiyor. O kişi de çocuk. Abi gözünü seveyim. Ben beni bırakın. Her şeyi özgür yapıyorum ben. Abi en azından şu kafamdan gidin çıkarttı. Nefes alalım. O halde masken yoksa hiçbir şeysin. Senin de masken bu. Var bana. Arıyorum. Alo, buyur abi. Özgür, şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Evet abi. İlk hedefin Kardan Necmi. Zamanında bu adamın mekanını ziyaret etmiştik. Mekanda parmak iziyle girilen gizli bir oda vardı. Duyduğumuza göre Kartal kimseyi bu odaya sokmuyormuş. Tahminen şifre bu odada. Bu adam her zaman adamların yanında gizlidir. Yapman gereken Kartal Necmi mekanda yokken mekanına girip şifrenin olduğu zarfı almak. Kartal'ın parmak izi olmadan mekandaki kapıyı açmak imkansız. Artık dışarıda bir şekilde parmak izini almak zorundasın. Abi her şey tamam da bu adamlar şifreyi neden zarfta saklıyorlar? Şifreyi öğrenip zarfı yok etseler ya. Bu sayede kimse şifreyi anlamaz. Ve onlardan alamazlar yani. Liderler şifrelerin olduğu mühürlü zarfları asla açmazlar. Zarflar sadece tüm liderler toplandığında açılır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeni şifreler belirlenir ve mühürlü zarflar oluşturulup liderlere dağıtılır. Eyvallah abi, anladım, tamam, ben bir şekilde halledeceğim. Yakalandık. Şerim. Sayın böyle işi.